Merhabalar, kısıtlamalı zamanlarda moral bozukluğu ve aşı haberleriyle biraz kafamız karışmış durumda. İşte şimdi gelin isterseniz bu aşıları toptan çeşitli özellikleri açısından karşılaştıralım. Bunu yaparken Çin ve Kanada'nın iki farklı noktasını da sizlerle paylaşacağım. Aşılar yolda enseyi karartmaya gerek yok ama tedbirlerimize devam edelim. Şimdi elimizdeki Çin aşısı tabii ki inaktif bir virüs aşısı olması itibariyle bir adım önde. Klasik aşı teorisine uygun bir aşı bu. Yani hastalık yapmayan bir virüs veriliyor. BioNTech'in Alman aşısı messenger RNA. Amerika'nın Moderna aşısı da messenger RNA. Yani bir RNA veriliyor, bu hücremize giriyor ve bu hücreden COVID'e karşı antikorlar sentezletiliyor. Buna karşın Sputnik aşısıyla İngiliz Oxford aşısı viral vektör RNA, yani bir virüsün üzerine bir kod yükleniyor. Bu da gidiyor hücrelerimize giriyor ve buradan bize yine antikor sağlıyor COVID-19'a karşı. Tabii böyle bakıldığı zaman eskisi gibi yaklaşımlara göre messenger RNA ve viral vektör RNA yeni bir teknoloji. Koruyucu kullanımlarına bakarsanız Çinliler %97 %100 diyorlar. Ama faz 3'ün tüm sonuçlarını açıklamadılar. Muhtemelen bu ay içerisinde diğer çalışmalardan daha fazla yüksek sayıda insanı içerecek tarzda açıklayabilirler. Alman BioNTech %95, Amerikan Moderna %95, İngiliz Oxford aşısı %70, Rus Sputnik 5 aşısı ise %92 oranında koruma sağlıyor. Hemen diyeceksiniz ki ya bu Oxford aşısı, İngiliz aşısı kötü, %70. Hayır, %50'nin üzeri başarı kabul edilir. Ve aynı zamanda bu İngiliz aşısı 65 yaş üstünde daha etkili deniyor. Bir başka karşılaştırma konumuz var. O da nedir? Saklama koşulları. Çin aşısı artı 5 derecede buzdolabında kısa süreli olarak saklanabiliyor. Süreyi henüz bilmiyoruz. Alman BioNTech aşısı ise artı 4 derecede 7 gün. Amerikan Moderna aşısı gene artı 4 derecede 30 gün. İngiliz Oxford aşısı ise artı 4 derecede 6 ay. Gene Rus Sputnik aşısı artı 4 derecede 6 ay saklanabiliyor. Bakın, bazı yönlerden İngiliz ve Rus aşısı farklı. Ama uzun dönemde ne kadar saklanıyor? Amerikan Moderna eksi 20 derecede 6 ay. Alman BioNTech eksi 70 derecede 6 ay. Ve BioNTech diyor ki ben çalışıyorum bu konuda, merak etmeyin. Daha düşük ısılarda transfer olabilir. Ama bakın, Çinliler hastalığı zaten daha önceden yaşadıkları için aşı üretimine de hemen başladılar, aşılıyorlar ve bu soğutuculu konteynerleri imal etmiş durumdalar. Bugün Amerika'da ve Avrupa'da bu konteynerleri üreten firmalar yetişemiyorlar. O yüzden bütün ülkeler Çin'den bu konteynerleri sipariş ediyor. Çin'in yaklaşık 4 milyar dolarlık sipariş aldığı söyleniyor. Bakın, Çin aşısı 5 dolar, hiç fena değil. Alman BioNTech aşısı 20 dolar. Amerikan Moderna aşısı 30 dolar ama 37 dolara kadar çıkabilir deniliyor. İngiliz Oxford aşısı 3 dolar. Rus Sputnik 5 aşısı ise 10 dolar. Nasıl, Oxford aşısı oldukça ucuz değil mi? Çin'den bile ucuz. Ama 21-28 günde 2 doz yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bunları kişi başına 2 ile çarpmak lazım. Bir de önemli bir soru, her sene mi olacağız? O konuyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Bilgi eksikliğimiz var. Bakın, Avrupa Birliği, Amerika, İngiltere 6 farklı firmadan sipariş etmişler aşıları. Kanada ve Japonya ise 4 farklı firmadan sipariş etmişler. Peki başka ne firma var diyeceksiniz? Var, 3 tane daha var. Janssen, Sanofi ve Villanova. Bunlar daha henüz büyük ölçüde bilinmiyorlar. Yalnız Kanada'nın farklılığını söyleyeceğim demiştim size. Bakın, Kanada nüfusunun 10 katı kadar aşı sipariş etmiş. Yani bu ne demek? Her kişiyi 5'er defa çift doz aşılayabilecek demek. Bu yüzden de Kanada diğer ülkelerden bayağı bir öne çıkıyor. Bakın, Hindistan 1.3 milyar nüfusu var. Tamamını aşılayacağız dedi başbakan.
Ve bu iş için 7 milyar dolar para ayırmışlar. Gerekirse iki katını vereceğiz diyor. Böyle bir açıklama yapmışlar ki Çin bu konuda işte gene bir adım daha öne çıkıyor. Neden? Çin özellikle Güney Amerika, Afrika ve Asya için aşı üretmeye çalışıyor ve aşılarını şu anda Hindistan'a göndermeye başladı. Hindistan'da çalışmalar süratle devam ediyor. Bizde ise 900 milyon dolarla 20 milyar dolar civarında bir aşı maliyeti olabileceği düşünülüyor. Onun için aşılar konusunda kafa karışıklığınızı bir kenara bırakalım. Aşılarımızı olalım efendim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.